Renklerini hiç yitirmiyorlar. Aynı kalıyorlar. Çıl gülü ama aslında lale. Ben toplamadım, babam getirdi. Kırmızısı var, sarısı var. Bahçeye dikip bunlar yetişebilir. Burada bir tane bir de resmi vardı herhalde, o lale. Işın gülü mü diyormuş? Evet. O ışın gülünü dedesine çocuk soruyor mesela bir müddet sonra. Ya dede, buralarda ışın gülü diye bir şey varmış, bu nerede? Oğlum bu sarı bir şeydi, işte laleye benzerdi. Taşların arasında çıkardı. Yaprakları gel biraz dar uzuncaydı falan diye anlatmak zorunda kalırsınız. Gösterme şansınız kalmaz. Bu Isıl Dağı'nda iki renk. Isıl Dağı var burada, oradan getirdik. Esasında çok şanslıyız çünkü Tuzla Palas Gölü İç Anadolu'da insan elinin değmediği pek az sulak alandan birisi. Belki de benim bildiğim yegane sulak alan diyebiliriz. Tabii insan eli değmemiş dediğimiz zaman burada şunu kastediyorum. İnsan ekosistemi çok büyük ölçüde tahrip etmemiş. Daha hala Tuzla Palas Gölü kendi dinamizmini koruyabiliyor. Denizler genelde iklim üzerinde ılıman bir etki yaratırlar. Kara içlerindeki kesimlerde akarsuların, geniş akarsuların geçtiği alanlarda ya da göllerin bulunduğu alanlarda da bu su kütleleri çevresindeki iklim üzerinde olumlu bir etki yaratmaktadırlar. Tuzla Gölü de dar bir alanda küçük bir göl olmasına rağmen kapalı bir havuz olduğu için çevre iklimi üzerinde olumlu bir etkiye neden olmaktadır. Gölü mü? Gölü bence kurutsanız daha iyi olur. Ya çorak ya, hastalık var ya. Gölün bize hiç faydası yok. Yok mu? Hiç faydası yok. Hiç zararından başka hiç faydası yok. Doğa güzelliği, başka bir şeysi yok. Mallarımızın yaylakasını işte kuruduyor. Bu her 10 senede bir coşar, bu fiskiyelere gelir. Oradan aşağıda hiçbir şey bitmez gördüğümüz gibi. Eğer burayı arıtılmış olsalar, bir yıkatmış olsalar burayı, bizim Kayseri havalesine yeter buranın gelecek buğdayı. Bu göl buradan giderse bu çöl kurur. Bu göl buraya çi düşürüyor. Bu göl, bu gölün etrafında köyler kıtlığı bilmez. Ekini biter. İşerdir. Çi düşer. Yüzüne çıktıktan sonra yağmur olmasa kuraklık olmaz burada bu gölden. Ha gölde su yok mu bak? Bu sene iki senede su yok gölde. Türkiye'de su yok. Türkiye'de kıtlık var. Bu gölde su çok mu? Gözünden çoğaldı mı? Bil ki Türkiye'de su çok. Mahsul de çok. Bizim de insanoğlu olarak gezegenimizi paylaştığımız diğer canlılarla yaşam kaynaklarını bir şekilde paylaşmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu belki ilk anda çok gerekli gibi görünmeyebilir ama onlara yaşama şansı bırakmadıkça, zaman içerisinde onlar yok oldukça bizim de yaşama şansımız düşüyor. Her şeyin rızkını Allahü Teala yaratmış. Bir tarlada arpayı, buğdayı vermişse onun içerisinden insanın hakkını da vermiş, hayvanların hakkını da vermiş.
Memlekette kuşları sevmezsek, hayvanlarımızı sevmezsek, bizim insanlığımız, Müslümanlığımız neye yarar? Birbirimize bağlıyız iç içe. Ya kuşlar olmasa, hayvanlar olmasa biz neye yararız? Parçamız bizim. Kuşa hürmet göstermezsen, hayvana hürmet göstermezsen senin insanlığın, Müslümanlığın nereden belli olur? Onu öldürürsen ne olur? Olmaz. Hepsine saygım var cemiyetin. Bizim fikrimiz göl kuruyunca buranın bir doğası değişirse kötü olur. Şu anda biz zararını görmüyoruz yani. Yalnız hatta bu gölün çevresindeki ot da çorak ot hayvanlara çok yarıyor. Zaten bizim bu köyün etinin lezzeti de bu şeyden oluyor, ottan. Bak ayran içtiniz, ayranın lezzeti de bu ottan. Bizim buranın sütü, yoğurdu, eti çok lezzetli olur. En fazla etki bu gölün sayesinde diyor. Gölün korunması aynı zamanda buradaki gelirin ve yaşamın devam etmesi için de gerekli. Çünkü bu şekilde kuruduğu zaman Tuzla Palas Gölü tamamen rüzgarla beraber kalkan tuzlar etrafındaki tarlalara indiği zaman tabii ki orada tuzlanmaya sebep olur. Ürünler de yanmaya sebep olur. Dolayısıyla aynı ölçüde verim almak mümkün olmaz. Oğlum durun hele amanın. Burada hayvancılığıyla geçiniyor. İşte koyun var, inekler var, tosunlar var. Burada şu gördüğün merada koyunlar yayılıyor. Efendim işte çiftçilik de yapıyor. Şu tallalar da, ekilmiş araziler de çoğu benim. Çiftçiliğiyle, koyunculuğuyla geçiniyor işte. Şimdi tabii ki göl etrafındaki arazileri mera olarak saklamak buraları tarıma açmaktan çok daha faydalı. Çünkü mera olarak buralar saklandığı zaman hem ekosisteme daha az zarar veriyor. Çünkü tarımsal etkinlikten daha az zarar var hayvancılığın. Hem de hayvancılık oldukça iyi gelir bırakan bir uğraşı. Dolayısıyla hayvancılığın ilerlemesi burası için çok daha iyi bir çözüm olabilir. Fakat tabii hayvancılıkla ilgili başka problemler var. Bunların başında tabii ki doğrudan gölle ilgili olmasa bile yamaçlarla ilgili bir sorun. Baktığımız zaman yamaçların çoğunda bitki örtüsünün neredeyse yok olma seviyesine geldiğini görüyoruz. Bunun sebebi de aşırı otlatma. Şimdi arkadaş çoban yani arkadaş çoban 2-3 yıldır mı oralarda yaylık iyi, 10 yıl önceki mi iyiydi yani? Ya 10 yıl önceki iyi tabii. Şimdi, 10 yıl önceki iyiydi. Oldu. Çorak çuvaldıkça ot kısalıyor. Evet. Yani mesele bu. Sulak alanlar doğal yaşam için çok önemli alanlar, çok değerli bölgeler. Özellikle kıyıdaki sazlık alanlar birçok su kuşu için üreme alanı. Ama çoğu zaman ya tarımsal faaliyetlere ya da burada gördüğümüz gibi otlatmaya kurban ediliyor. Birçok özellikle su kuşu için üreme alanı kalmıyor. Sonuçta hayvanlar yuvalanacak yer bulamıyorlar. Mesela bakın şimdi bu için bulunduğumuz noktadan şöyle bir baktığımızda bir sulak alan, bir mera ve hemen onun arkasında da bir tarım arazisi. Şimdi tarım arazisinde yaptığımız uygulamalarda hem mera alanı hem de sulak alan tehdit altında. Neden? Çünkü buralardan her iki tarım alanından her iki doğal ekosisteme de kaçmalar olacak. Şimdi tarım alanından mera alanına olacak olan kaçmalarda o alanda beslenen, hayvanlarımız ne yapıyorlar? Bu alandan sürekli olarak ot yiyorlar, besin alıyorlar. O besinler bulaşık. Besinler bulaşık olunca ne olacaktır? Bu hayvanlar da orada beslendiği için bulaşacaktır.
Ve biz sonuçta bu hayvanları ne için besliyoruz? Kendi insan besini olsunlar diye. Sonuçta onları yediğimizde o zehirli maddeleri biz de almış oluyoruz. Gerçi bütün dünyada fazla kanser hastalığı da bizim köyde biraz daha fazla kanser. Genelde bu göle buluyor. Ekinlere ilaç atıldı. Yani bağ bahçede ilaçlama yapılıyor. Bahar'ın 50 tane kovanı öldü. İnsanlara bir şey olmaz, ne oluyor? Hastalıktan kurtulamıyor insanlar da şimdi. Boyuna hastalığı yok oğlum. Hastaneler dolu, Allah düşürmesin. Tarım ilaçlarını kullanan, tarım ilaçları, bulaşık ürünleri tüketen tüm canlılarda ve insanlarda, tabii ki insan da bir canlı olduğuna göre insanlarda son derece tehlikeli sonuçlar ortaya çıkıyor. Bunlar ne olabilir? Kanserojenik etkiler olabilir. Teratojenik etkiler olabilir. Mesela evcil hayvanlarda yavru atmalar gibi sorunlar olabilir. İlaçlama gübre dahil tarlaların dengesini bozdu. Kuşları mesela tam yavru zamanı ilaçlama yapılıyor. Arının nesli tükenmek üzere. Kuşlarda zaten yavrulaması tüm ekinlerin içinde. Onlar da bayağı bitti yani. Tarlalarda bile verim azalıyor yani. Buğday ilacı attığımız yerde pancar olmuyor. Yani bırak arıyı, kuşları falan. İkinci bir sezona ektiğimiz bir şey olmuyor yani. Çok çarpık bir sistem yani bu. Buğdaylar çıkınca, ilaçlanınca kekliklerim hep öldü. Tavşanlar öldü. İlaç. Dünyayı değiştirdi ilaç. İnsanlar da değiştirdi. Kuşlar tarım ilaçlarından ortaya çıkacak zehirlenmelerin ya da toksik etkilerin doğadaki en önemli indikatörüdürler. Yani zaten dünyada tarım ilaçlarının çevrede oluşturduğu sorunları insanların görmesine yardımcı olan ilk olaylar kuş şeylerindeki, popülasyonlarındaki azalmalarla başlıyor. Eskiden lealek, milyonlarca lealeğimiz gelirdi. Ondan sonra tunlamız, angıdımız, ördeğimiz, kekliğimiz, dağın kuşu, kekliğinden dolardı. Havuzun başına vardım ki iki taraftan kuşlar gelir, keklik, sürüler, bilikleri, yanında yavruları, civciv, su içmeye gelirler. Ben de onlara sahip olurdum. Ama şimdi bu ilaçlamalar yapılınca, İlaçlamalar üsüzsüz yapıldı. Bu kadar zarar bilmezdi. Üsüzsüz yapılınca ne keklik kaldı, ne tavşan kaldı, ne lalek kaldı, ne dunla kaldı, ne angıt kaldı, ne ördek kaldı. Hepsi harap oldu, geçti. Yılan bile kalmadı. Öldü. Ben bu kekliği doğudan gelen çapacılardan 100 milyon aldım. Bizim memleketimizde kekliğin üremesine engel olan öncelikle tarım ilaçlarıdır. 20 sene önce sığırcık ve güvercin sürüsünden geçilmez iken şimdi bir tanesini bile göremiyoruz tarlada. Neden? Avcım vuruyor. Sığırcığın etine hiçbir avcı tenezzül etmez. Memleketi kuruttular. Eli geçen tüfek aldı. Ya kardeşlik bir tane kuşumuz kalmadı. Ne gölde, ne dağda, ne tepede. Bir keklik bile yok. Ya serçeyi koymadılar, serçeyi vurdular hep. İnsanlar kendi geçiminden ziyade zevk haline getirmiş. Omzuna tüfeğini takan, av ruhsatı var veyahut da yok. Avcılık nedir? Avcılığın ağasını bilmeden avcılığa kalkışmış. Çevremizde hiçbir keklik kalmamış, tavşan kalmamış. Ne bileyim, bunun gibi kekliğin sesine hasret kalmışız. Yapmadım. Sevmem vurmayı.
Kuşlara saygım var, hürmetim var yavrularına, kendilerine. Memleketime hürmetim var. Sevmem. Artı ben kuş bir can. Ben neysem o da bir can. Cana kendi canıma kıyamadığıma göre onun da canına kıyamam. Onun için ben de onu sevmiyorum. Hatta avcılığa karşı da sitem ediyorum. Çünkü niye? Katliamcılık yapıyorlar. Belki gününü bilmiyorlar veya biliyorlar ama genellikle kaçak av çok oluyor. Hele angıt zamanı o yavruların olduğu zaman çoğu çocuk gidiyor veya büyük insan da gidiyor. Orada bütün yavruları tutup getiriyorlar. Geliyor burada evine beslemek için burada tekrar ölüyor hayvanlar. Dün bunları saat 5:30'da yakaladım. Annelerinin yanındaydı işte anneler babaları. 8 taneydi hepsi. Verdilerin içindeydi. Pantolonumu çıkardım. Yüz Allah yüz. Biri sağa gidiyor, biri sola gidiyor. Birini tuttum erkeğe. O zaman bunu da tuttum işte verdilerin içinde. Üstüm başımı giydim. Getirdim çobanlığa koydum. Angıtta angdir. O da öyle öter. Şöyle dolanırlar, dönerler, 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 dönerler. Horan çekiyor direkt, gözünde uçarlar. Hayvanlara demelisin. Hayvanlar çuvalıyorlar. Eğer vurmak istiyorlarsa gitsinler boş yere, tabancayla sıksınlar. Bir atıcılar gibi yapsınlar. Angıtları vurmasınlar. Çok kötü oluyor. Ve azalıyor. Atıyorum. Ne oldu? Bıçakçı nerede? O iyi vuruyordu ya. Bıçakçı mola mı? Bak. Hayır. Vuramaz. Abi bravo. Çöllerinde yayan giderken. Ama böyle bir eğlence, böyle bir program bizler için daha iyi. Hem bir spor hem bir kaynaşma. Gerçekten böyle programların da olması her zaman iyidir. Vuramadık. At. Abi at diyor. İbrahim. At. Yaşımız geçti. Bir de muhtarlığımız var. Şuradan gören diyecek ki koskoca muhtarsın. Ava gidiyorsun. Bizim gidip de senin bizi tazirleyeceğin yerde sen ava gidersen biz dünden giderik hesabı olmasın diye gitmedi. Parkların her yıl av sezonunu belirlediği tarihte açılır, belirlediği tarihte kapanır. Bunun haricinde buluşka dönemi başlar.
bir yumurtası olan hayvanı kim öldürebilir ya? Bu avcılık değil, insanlığa dahi sığmaz. Bunu yani bunu konuşmak bile ne yersiz. Bu da vahşet. Vahşet oluyor tamamen. Avcılık o kadar hassas bir spor ki, ama bunu anlayıp da eğitimi kazanana kadar çok fazla cana kıymış, çok günah işlemiş oluyorsunuz. Onun için bilmek lazım. Canlıları hem seviyorsunuz hem öldürüyorsunuz. Doğayı çok seviyorsunuz hem yok ediyorsunuz. Çok ince bir çizgide. Şimdi ben bu kekliği aldım. İç Anadolu bölgesinde ben bir tane keklik aldıysam, İç Anadolu bölgesinde keklik bitmez. Hayvan doğanın şenliği. Şu insandan kıymetli benim için. Şimdiye kadar hiçbir hayvanın kanadını incitmemiştirim. Büyütünce komşulara dağıtmayı düşünüyorum. Çobanlarla birlikte şu ağılların orada karademlikten çay içerdik. Akşamları gelir şu seddenin üzerinde oturur, saz böbürlerini, büyük kamışçınları dinlerdim. Burası su doluydu. Her tarafta suyun içerisinde bulunan çiçekler, sazlar, yemyeşil ıslak çayırlar vardı. Şu anda ise gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Evet, burada Emis orbicularis su kaplumbağası. Bakıyoruz kayalara, gölgelerin kayanın gölgesine burada sığınmış bekliyor. Neyi bekliyor bilmiyorum. Herhalde büyük ihtimalle herkes gibi o da suyu bekliyor. Çünkü buraya baktığımız zaman burası yertaşın pınar dediğimiz bölge. Bütün yertaşın saza suyunu veren yer burası esasında. Bundan 15 yıl önce ben burada böyle eğilir, gürül gürül kaynayan sulardan içerdim. Şimdi bakıyorsunuz işte hiçbir şey kalmamış, tamamen kurumuş. Su ta şu gördüğünüz beyaz su çizgisine kadar yükselirdi. Zaten onun içinde su çizgisi iz bırakmış o şekilde kayaların üzerine. Ve burada bu pınarın içerisinde sazanlar olurdu. Onlar gezinirdi. Balıklar, kurbağalar, bütün kuşlar gelir buradan su içerlerdi. Su yılanları olurdu. Taşların üzerine kıvrılırlardı. Şimdi o biyolojik çeşitlilikten geriye hiçbir şey kalmamış. Artık pompalarla bütün suları çekiyoruz. Yeraltı sularını tüketiyoruz. Artık doğal yaşama, biyolojik çeşitliliğe su kalmadı. Aynen
oradaki gölgeye sığınmış suyu bekleyen kaplumbağa gibi. Onları yaşatmak biz insanoğlunun yükümlülüğü, bizim vicdani görevimiz, ahlaki görevimiz. Çünkü onların yok oluşlarına biz neden oluyoruz. Onların yaşama haklarını ellerinden alan biziz. Ve bu şansı onlara geri kazandırabilecek olan da yine bizleriz. Her yerde karşılaştığımız su problemini Tuzla Palas Gölü'nde de görüyoruz. Mesela bugün görüyorsunuz tamamen göl kurumuş. Gölün aslında bize öyle bir fazla bir zararı da yok, karı da yok. Tuz gölü zaten. Abi görüyor tuzu. Şu tuzun zararı neyse ben de kadar gösterelim ya. Şu bimbiyaz, çiçek gibi tuz. Şuna bakın, şuna. Ben bunun kilosunu 10 liraya verseler, ötekinde 2 liraya verseler ben bunu yerim, satın alır. Öteki tuzları yemem. Neden kayaya çekiyor, taşı çekiyor, sana satıyor. Tuzdan kimse faydalanmıyor ha. Tuzu gıplayla vurdu oraya yığdı. Kulağına doldur şimdi. Köylere satıyor yani. Palasın civar köylerine satıyor. Çok tuz çıkıyor buradan. Tuzu da hepimiz yani köy halkı olarak yiyoruz. Hatta bu Kayseri'nin bütün civar köyleri de bu tuzdan herkes faydalanır, yiyor. Şu bizim ekmeklerde ne de kullandığımız tuz hep bu gölden çıkıyor. 35 yaşındayım, 25 senede yaparım. Yani bu köyde olan olup da yapmayan yok yani. %80'i hamurda gölün tuzunu kullanıyorlar. Artı yani her şeye oluyor. Mısır silajına atı yok. Küspiye atı yok. Hamura atı yok. Yani ekmek. Bunlar satın alıyor fırıncılar. Fırıncılar satın. Artı bir daha oluyor. Belediye tuzu satın alıyor. Niye? Yollara saçıyor. O öyle şey yani tuz. Halk götürüyor. Bir torba tuz veriyor. Bir torba buğday alıyor. Yiyeceğini, içeceğini yukarı köylerden temin ediyor yani. Yani romantizme falan iyi geliyor. Bir turistik merkez olsa iyi olur. Dizler mavi donuk için. Romantizme. Romantizmelere ne maya sırana iyi oluyormuş onun için. Yatmaya gidiyorlar yani. Çamurına sokuyorlar. Fayda evet. Görenler de var yani. Böyle o zaman yol kenarı var. Yola kadar gelirdi. Su tüm harpteyi su dolardı. Bu su şöyle baktığın zaman bir de güneş tam bu şekil olduğu zaman aynı deniz gibi. Deniz gibi görükürdü. Kuşlar gelirdi. Bir sürü kuş vardı. O denge bozuldu yani. Şuradan bir kilometre sonra zaten komple göl. Ondan sonra araziye kadar öyle mi? O kurutulduğu zaman tüm toz alır. Onu da yapamazsın. Ama kurutulsa bir an temiz suyla yıkansa yeşil ot gelir. Davallar hayvanlar daha iyi. Tamam. Suyla yıkanmayla gitti. Yani yıkatmak istiyor orayı. Ya yıkansana. Su alacak yıka. Kuruttun bana ne yere? Ben de kurumuşsun zaten. Allah Allah. Gölde su varken bizim köy yağış da alıyordu yani. Bir de o konusuna değinek. Şimdi bu sene kenar dağlara yağmur yağıyor. Bizim köye gelmiyor. Özellikle bu kuz günleri bu göçmen kuşlar burada bayağı konaklıyorlardı. Seslerinden yani bir adam haz duyuyordu. Buradan gelir geçerlerdi buraya konarlardı. Şimdi insanlar o kuşları da göle kondurmuyorlar. Bir de şey yani. Kuşlar da gelmez oldu. Niye göl kurudu? Bir de o da var yani. Bahtiyar.
Hep beraber bir yay gölünü görmeye gidecek ya. Sen bir de ne anlatsana bakayım ya. Evvelden yani bizim aynı bu Tuz Gölü gibi bir göldü. Etrafında yine böyle sazlık yani böyle bir yeşillik. He canım yeşillik falan oluyordu yani. Yani bayağı bir güzel bir hali vardı. Ama şimdi şu anda yani bayağı bir çöl oldu işte Arap çölü gibi. Benden daha iyi biliyorum herhalde. O zaman iyiydi yani böyle aynı bizim bura gibiydi. Etrafında böyle sazlık muzluk şeydi. Sonradan orayı kuruttular. Bir iki sene bayağı bir verim oldu. Ondan sonra kurudu hatta daha kötü oldu. Şu anda daha kötü yani. Hiçbir şey de bitmiyor. He, bitmediği gibi bir de bir şekil oldu ya. Yani bir sürü arazi de şeye gitti. Hadi arabayı yap. Bir de bir de kadın var. Gelin. Gelin. Tuzla Palas Gölü ve Yay Gölü'nün ortak özelliği ikisinin de kapalı havza sulak alanı oluşu. Kapalı bir havzada oldukları için havzanın en çukur yerine biriken sular buharlaşmayla daha sonra geriye tuzlarını bırakıyorlar. Vurmuş tüm arazi. Aynı bizim o şey, ha verdilik bana. Arazimize zarar olur. Yavaş. Arazimiz mahvolur. Ne konuşabilirim ki? Dolayısıyla ikisi de tuzlu bir ekosistem. İkisi de özellikle Yay Gölü son zamanlarda tamamen kurutulduğu için etrafına da zarar vermeye başladı. Çünkü oradan kalkan toz ve tuz bulutları dolayısıyla etrafındaki tarlalara zarar veriyor. Aynı şey Tuzla Palas Gölü için de geçerli olacaktır şüphesiz. Su. Bize su lazım, su. Bizim sazlıkta kuş oluyor buraya ne gelecek? Benden başka kimse gelmez buraya. Kurumuş, toz olmuş, geçmiş gitmiş arkadaş. Diyelim hangi kuş gelecek buraya? Hiçbir kuş gelmez. Ama bizim orada yine herhalde 50-60 çeşit var değil mi? Var. Hangi? Burada yok. Biz sazlığımızı kuruda bak arkadaş. Bizim gene hiç olmazsa duru suyumuz olsa verdiğimiz kağıt. Bunların hiçbirisi kalmaz. Hani ne olmuş bir çöl. Toz. Tozdan başka bir şey yok burada. Biz karşıyız. Biz gölümüz yerinde duracak. Edrağı yemyeşil olur bizim. Ütübetinden olur o yeşillik. Burada yeşillik yok. Ölmüş. Ben ne edeceğim şu otu? Şunu kopatır da var. Başka bir şey bulamaz. Yok kim olsun. Burada yok. Burada ne toplayacak ya? Bizim gölde böyle oldum, bizimki toprakta böyle olacak. Yok baba yok. Benden başka kimse gelmez bu çöle. Kuş komamışlar. Hepsi gibi iyiye çıkmış. Karşıyık arkadaş. İş burada biter. Palas Gölü, burası inanılmaz bir potansiyelini kaybeder. Yani burada çok büyük bir ekoturizm potansiyeli var. Çok büyük bir kuş gözlemciliği, doğa turizmi, yürüyüş,
Özellikle de Kızılırmak'la birleştirildiği zaman fonksiyonu var. Dolayısıyla kuruması bence çok büyük bir felaket olur. Hem yöre halkı için, hem de Türkiye için, hem de bütün dünya için. Padişahın çocukları dirilmiş ki, kendiler hazinenin içinde yürüdüğü için çiftçinin bir ölçek de altını yok mu dirilmiş. Fikirden yoksunluk dedik abi diyetten. Fikir açlanma yok. Bilgi yok. Sen nasıl yetiştin? Ben kendimi yetiştirdim. Tabi öbelekte başladım. Şunu şöyle yaparsak daha iyi olur. Şunu şöyle ilaçlarsak şu daha iyi olur. Şu çubuğu açlarsak, şu öbür kupraya atarsak daha faydalı. Öteki talladan bire 3 alıyorsa ben bire 10-15'ten aşağı almadım bu memlekette. Her mahsulümden. Eskiden halk birbirine hürmetkarıdı. Toy da gelirdi, durna da gelirdi milyonlarca hem de. Lalek milyonlarca, angıt milyonlarca. Saygım var çalıya. Bir çocuk kadem. Tabi öbeliğimden belli. Bir çalıya, dağdaki çalıya saygım var. Bir evlat kadem. Niye? Böyle sevmeseydik, sevmesek dağlarımızı çöl diyor işte. Topraklarımızı alıp göllere götürüyor. Nehirlere götürüyor. Ne oluyor? Dağımız aşırı bir çöl oluyor. Olmaz. Ben orada yokum. Toprak, toprak aynı da adamları farklı. Sana ne dedim ben? Bir hambal sırtında 100 kilo yük götürür. Bununla bir yere varamam. Fikri çalışacağız. Görüş, fikir. Ona göre abi ya.